Ferman Toprağı da kutluyorum. Hayırdır? Baba gerçekten mı oldu? Gerçekten tebrik ediyorum Ferman. Zaten babaydı. Ha yok yeniden. Yok abi. Son zamanlarda halkın sesi oldu. Yapmış olduğu stordaki paylaşımlarıyla. Elektrik faturaları. Evet. Abi zamlardan artık. Bilmiyorum yayın akışında var mı sevgili Gökay? Ferman Toprak. Var var. Arkadaşlar Ferman'ın açıklamalarını bir ekrana getirelim. 8 numaraya 8 geçiyoruz. Numara, 8 Ferman numara. Toprak artık isyan etti. İsyan bayraklarını açtı. O da bir toplumsal duyarlılık gösterdi. Ve bir süredir yapıyor ama bunu. Yeni yapıyor yapıyor. Yani. Yapıyor. Ama diyorlar ki şimdi bilmiyorum görüntü varsa bir girsin mesela. Hani sadece abicim herkesi vuruyor bu zamlar ya. Tabii canım. Yani hani bir kişinin geliri herkes yaptı bunu yani faturalarını gösteren ama Ferman gibi ilk defa gördüm. Ferman gibi Ferman gibi bu denli tepki gösteren sebebi ne? Söyleyeyim. Bir görüntüyü bir görelim var mısa görelim. Yani hazırlıyorlar bir yandan da evet, arkadaşlar. Peki. O peki, sürede de topu çevirmiş olalım. Şimdi ilk Ferman'ın çıkışı Polatya Hacı'ya bayrak açtı. Evet. Dedi ki siz dedi Polat'a sanatçıları Cumhurbaşkanı adına korumanız altına alıyorsunuz, başkalarına iş verdirmiyorsunuz. Doğru, doğru söylüyor. Diye bunu açıklama yaptı. Evet. Şimdi Polat'ın da Cumhurbaşkanı ile yakınlığı olunca çok yakın olduğunu bildiği için ve Cumhurbaşkanı yani Polat'ı yermek için Polat'ı ifşa etti bir nevi. İfşa etti, etti sebebi de işte sebebi bu. De. Şu anda bir muhalefet partisi görevi görüyor. Ama bunun altında yatan sebep ilk çıkışı Polat'la olan o ilk kavgalarıydı. Hatta Polat bu videoları ben yayınladım. Polat benden rica etti Nurcan abi şu videoyu ne olur kaldır dedi. Ya da ben de dedim ki sen bir cevap hakkı kullan sen de bir video çek. Evet, ben onu doğru, da yayınladım. Güzel demişsin Nurcan abi bravo. Aynen öyle dedim. Haber de büyük. O da çekip yollamadı ama yani bu muhalif kimliğinin altında Polat Yağcı'ya karşı olan isyanı yatıyor. Ve Ferman'ın bir serzenişini, isyanını izleyelim. Sonra bir başka konuya geçeriz. Ekonomiden anlayanlar ya da bir şey yapanlar, devlet büyükleri lütfen bir el atın artık yeter. Vallahi yeter. Şu an yine bakıyorum Brent petrol %5 düşüş yaptı. Yani %5 düşüş yaptığı zaman Brent petrolün benim bildiğim mazotun şu an yani 16 lira, 16.5 olması lazım. Hala 21-22 liralarda. Yani bu Brent petrolü zaten düşündüğü bütün dünya piyasası etkiliyor. Sebzeyi olsun, elektriği, doğalgazı. Neden bizim ülkemizde bu düşürülmüyor? Ben hala bunu anlamış değilim. Ya ben mi bilmiyorum. Anlamıyorum. Bunu da bana birileri bir açıklama yapsın ya. Bir kilo domates olmuş 30 lira dediğim gibi. İnsanlar nasıl yapacak, nasıl edecek ya bir el insaf diyoruz ya vallahi billahi. Birileri bir şey söylesin, ekonomiden anlayanlar ya da bir şey yapanlar, devlet büyükleri lütfen bir el atın artık yeter, vallahi yeter. Evet, yeniden stüdyodayız kıymetli dostlar. Ferman'ın da serzenişi buydu. Buradan aldık, konuyu buralara kadar getirdik.